tatlısın. Çok tatlıyım. Evet, karımla Vatikan'a geldik. Benim etrafımda mı dönüyorsun Vatikan evet. yerine? Hop, şurada bir çam kozalı heykeli var. Pine nuts. Burada da çok kullanılıyor biliyor musun? Evet. Bu çam kozalı önemliymiş. Bu yüzden demek ki yemeklerde kullanılıyor. Şu an dünyanın en küçük ülkelerinden birindeyiz. Neredeyiz? Vatikan'dayız. Evet, burası dünyanın en küçük şehir devleti. Roma'nın içinde bir mahalleden hallice bir devlet, Vatikan. Ayrıca dünya için dini bir sembol olduğunu söyleyebiliriz buranın. Tüm Hristiyanlığın başkenti. Falan. Evet, Hristiyan dünyasının başkenti. Papa'nın yaşadığı yer, Vatikan'dayız. Buraya biz bir turla geldik, içeriği gezdik. Siz de şu an gördükleri görürsünüz arka tarafta zaten. İçerisi çok kalabalık ve inanılmaz bir yoğunluk var. O yüzden hani durup anlatacak, video çekecek bir ortam yoktu. Biz de böyle kısaca bir özet geçelim istedik. Tıpkı Roma'nın her yerinde olduğu gibi burada da her dakika, her gün, her saat, her yer tıklım tıklım olduğu için... Ama burası şöyle, biraz ekstra yani. Evet, ekstra. Gerçekten gittiğim yani hani Tokyo falan bile daha kolay video çekilebilir açıdan. şöyle tripodda kendimizi çekip size bir şeyler anlatamayacak kadar kalabalık olduğundan böyle bir üst görüntüleri size aktaralım dedik. Bir de biraz bilgi verelim. Evet, hemen özetleyeyim. İçeride inanılmaz güzel eserler var. Michelangelo'nun eserleri, Rafael'in eserleri. Onun harici modern sanat bölümü var. Orada işte Dali'nin, Picasso'nun eserleri var. Yani sanat meraklıları için gelinmesi gerekir. Hani illa buraya gelmek için Hristiyan olmanıza gerek yok. Biz sanatsever olarak geldik ve gördüğüm eserlerden ben açıkçası çok memnunum. Evet, yaratılış tablosu, o herkesin bildiği kitaplardan Michelangelo'nun şöyle elimi uzatayım sana. Evet, Adem'in yaratılışı tablosunu birebir gördüm, tavana bakıp gördüğümü idrak etmekte çok zorlandım ben. Böyle bir 5-6 saniye falan, bu gerçek mi falan diye. Gerçekten hani böyle size çok fazla verilmiş ama onun gerçeğini gördüğünüzde hayretler içerisine düşebileceğiniz bir yer burası. İçeride çünkü birçok size tanıdık gelen şeyi bulacaksınız. Ayrıca şöyle bir şey var. Bizim tur rehberimiz bize burada gördüğünüz %80, %90 hatta bütün Avrupa'daki eserlerin replika olduğunu söyledi. Bu da çok ilginç mesela. Mesela çünkü normalde hani o büyük heykeller falan Roma döneminde bronzdan yapılıyormuş. Ondan sonra bakmışlar ki lan bronz değerli. Biz bunu eritelim, para yapalım, silah yapalım, bir şey yapalım. Sonra onları eritip işte İçine normal bizim bildiğimiz mermere dönmüşler. O yüzden aslında var olan heykellerin çoğunun orijinali bronz. Daha sonrasında eritilip tamam bir de bunun şeyini yapalım, mermerini yapalım demişler. Hani replika dediğimiz şey değil şimdi. 10 yıl önce rastgele birinin yaptığı değil yani. 100-200 yıl. Yani hani çok eski, onların da tabii ki tarihi değeri var. Tabii ki önemli şeyler ama en orijinal eserler aslında bronzdu. Özellikle Yunan döneminde, Yunan ve Roma'nın başlangıç döneminde. Öyle değişik bir anekdotla size paylaşmak istedik. Aslında biz replikalara bakıyoruz teorik olarak. Adar tabii ki çok büyük sanatsal değer ama replika. Şöyle bir de içerideki heykelleri biz genelde heykel dediğimiz zaman beyaz işte ya da mermerdir, odur budur diye sanarız. Aslında bunların birçoğu Vatikan'daki olanların birçoğu renkliymiş normalde. Evet, zamanında işte Roma döneminde biz şimdi biliyoruz ya bembeyaz heykeller var mermer. Onlar tabii ki bembeyaz değilmiş. Ten rengi olanlar mesela insan heykelleri aslında ten rengi. Ama o zaman tabii ki şimdiki gibi boya teknolojisi yok. Doğal, natural boyalarla boyuyorsun. Mermeri boyada, natural boyada hani 50 sene, 100 sene bir yerden sonra sönüyor. Böyle yüzlerce yıl geçtikten sonra da vay adamlar ne güzel mermer yapmış diyorsun ama tabii ki altında o zamanki rengini bilmiyorsun. Dokunamıyorlar da çünkü bir eseri renove ettiğin anda bozuluyor, onun orijinalliği gidiyor. Evet. Böyle değişik anekdot bilgileri sizinle paylaşmak istedik. Yani bazı odaları da güneş ışığından koruyorlardı ki renkleri böyle çatlatmasın diye. Bence çok güzel bir geziydi. Ama 2,5 saat sürdüğü için öldük. Artık belimiz falan dayanmadı yani. Ve şeydi, hiç durduraksız. Gerçekten öyle. Bir geziye hazır olun. Hani tursuz gelseydik belki daha hızlı giderdi ama o zaman da pek çok detay kaçırırdık. Hani böyle yerleri gerçekten bu kadar detaylı, önemli müzeleri bir tur rehberiyle gezmek. Arkeolojik bir rehberimiz vardı. Arkeologtu yani. Anlattı bize şimdi. Onun verdiği bilgileri başka yerde böyle okuyarak bulamayacağımız için. O da gerekliydi ama öldük bittik. Evet. Evet, burası da Papa'nın konuşma yaptığı meydan. Meşhur o
Vatikan Meydanı. Önünde de binlerce kişi işte Papa konuşma yaptığında geliyorlar. Burada oturuyorlar. Burada da bir tane nur var. Burada da meşhur bir dikili taş var gene. Vatikan Meydanı'ndan altı işler bildirdi. Vatikan'ın her şeyinin meşhur olduğunu düşünürsek burası da meşhur dememize gerek yok. Çünkü içerideki her şey çok değerli bura için, bu küçük ülke için.